hala mevcut görevde bulunan bir AK Partili isim Hüseyin Çelik. Nasıl okuyalım bu açıklamaları? AK Parti içinde bir kırılma yaşanıyor diyebilir miyiz? Size sorayım. Diyemeyiz. Yani öyle, ben de hemen öyle başlayayım. Çünkü bu isimler artık bilinen isimler. Yani Hüseyin Çelik, Cemil Çiçek, Bülent Arınç. Bunlar zaman zaman AKP'nin vicdanı gibi sunuluyor ama bunlardaki genel tavır şu. Genel doğruyu söylüyor, arkasını geçirmiyor. Yani şimdi mesela bunun anlamı şu, doğrudan Erdoğan'a yönelik bir şey söylemesi lazım. Çünkü Erdoğan'ın bütün kurgusu işte Türkiye Yüzyılı diye sunduğu vizyon belgesinde de neyi anlatıyor bize? Döne dolaşa yapılan yolları, barajları, havaalanlarını, şehir hastanelerini anlatıyor. Söylediği doğru mu Hüseyin Çelik'in? Söyledikleri doğru. Yani o anlamıyla bir itirazım yok ama yani buradan çok büyük sonuçları ortaya çıkarmak mümkün değil. Nedeni de şu. AKP şu anda bir Erdoğan Partisi'ne dönüşmüş durumda. Aslında orta yerde bir siyasal partiden bahsetmek mümkün değil. Erdoğan'la özdeşleşmiş bir süreç var ve bu işin tek karar vericisi Erdoğan. Yani Erdoğan'a yönelik konuşulmadığı sürece, doğrudan eleştiri yapılmadığı sürece bunların hepsi zaman zaman parti içinde gaz almaya dönüşüyor. Bülent Arınç belki de bunların en tipik örneklerinden birisi. Tabii yani. O nedenle ben yani buradan büyük sonuçlar çıkarılması gerektiği kanaatinde değilim. Söylemin doğru olması sonucu değiştirmiyor. Hatta bu biraz da şeyi geliştiriyor zaman zaman. Bakın AKP içinde de farklı konuşanlar var buna gibi. Buna müsaade ediyoruz. Buna müsaade ediliyor gibi bir eğilimi ya da bir yaklaşımı güçlendiriyor. Buradan bir şey çıkmaz. Buradaki tavır şu çünkü. Yani sonuçta 21 yıllık iktidar var. Evet, Hüseyin Çelik önemli bir isim midir? Önemli bir isimdir. Yani eğer biz AKP'nin A takımını sayacaksak, kurucu kadroları sayacaksak Hüseyin Çelik bunlar içindeki en önemli isimlerden birisi. Bir de işin doğrusu teorik arka planını da telaffuz eden isimlerden bir tanesi. Ama ben bunlardan dolayı bir AKP içinde bir tartışma çatlak olur. Hele bir de seçime 27-28 gün kalmışken böyle bir şey olabileceğine ihtimal vermiyorum. AKP şöyle bir şey olur tabii. Yani yaşayarak göreceğiz tabii. 14 Mayıs akşamı Erdoğan seçimi kaybederse başka bir AKP görürüz biz. Ne gibi? Yani o anlamıyla AKP'de çözülmeyi görürüz biz. Bakın yani kolay bir iş değil. 21 yıllık bir iktidar ver ve AKP esas itibariyle çözülmüş bir parti değil. Hızlı çözülmeler yaşanmıyor. Mesela şu anda dönüp bakalım. AKP'nin 2002 kadrolarına, 2001'deki kurucu kadrolarına baktığımızda kurucu kadrolarının ezici bir bölümü partiden ayrılmış. Parti şöyle bir yere doğru evrilmiş. Mesela diyelim ki dönemin kurucusu ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, dönemin devlet bakanı Ali Babacan'ın, dönemin danışmanı, Dışişleri Bakanı ve sonra Adalet Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun isimleri ve resimleri bile AKP tarihinden çıkartılmış. Buna rağmen AKP'de bir çözülmenin olmadığını, ciddi bir çözülmenin olmadığını görüyoruz. 21 yıllık güç tutuyor, Erdoğan tutuyor. Çünkü Erdoğan'la yani hem devletin kurumsal kimliği hem de AKP'nin kurumsal kimliği iç içe geçmiş durumda. Bu nedenle AKP seçim kaybetmediği sürece bu tür şeyler güçlü bir sonuç beraberinde getirmez. Bir çözülmeyi beraberinde getirmez. O yüzden söyledim. AKP'deki çözülmenin bir tek kriteri vardır. Seçim kaybetmek.